Vicdan, insanın iç huzurunu sağlayan en önemli unsurdur. İnsanın vicdanına sığmayan şey, onun içini kemirir durur. Sıradaki videomuzda vicdana yenik düşen ünlü fotoğrafçı Kevin Carter'ın hikayesi var. Kevin Carter, 1960 yılında Güney Afrika'da doğdu. Hep eczacı olmak istiyordu. Ancak okulu yarım bıraktı. Asker olmaya karar verdi ve 4 yıl boyunca hava kuvvetlerinde asker olarak görev aldı. 1983 yılında 19 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanmasına sebep olan Church Street bombalamasından sonra gazeteci olmaya karar verdi ve spor fotoğrafçısı olarak göreve başladı. Gazetecilik kariyeri boyunca Güney Afrika'nın ırkçı bölgesi Apartheid'de görev aldı. Burada yaşanan ırk ayrımcılığını ve yaşanan vahşeti gösterdiği için paparazzi olmakla itham edilen Bank Bank cemiyetinin kurucusuydu. Kevin Carter'ın hayatını değiştirecek fotoğrafın hikayesi 11 Mart 1993 yılında başlamıştı. Büyük bir basın heyetiyle beraber Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım gemisiyle beraber Sudan'a gitmişlerdi. Burada kurdukları bir merkezde yerlilere mısır, yiyecek ve ihtiyaçlarını dağıtıyorlardı. Kevin Carter birazcık çevreyi dolaşmak ve bilgi edinmek amacıyla merkezden uzaklaştı. Merkezden 1 kilometre kadar uzaklaştıktan sonra tüm dünyanın tüylerini diken diken eden o görüntüyle karşılaştı. Küçük, zayıf bir Afrikalı çocuk yerde uzalı yatıyordu. Kampa gitmek isterken çaresiz bir şekilde düşmüştü. Ve hemen arkasında ise aç, acımasız bir akbaba çocuğun ölmesini bekliyordu. Gazetecilik içgüdüleriyle beraber fotoğraf makinesine sarıldı. Akbabayı ürkütmemek için 10 metre kadar yaklaştı ve fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastı. O efsane fotoğrafın görüntüsünü almıştı. Daha sonra kendisinin anlattığına göre akbaba uçup gitmişti. Ancak kız çocuğuna ne olduğunu bilmiyorduk. Çünkü Kevin Carter o çocuğa yardım etmemişti. Fotoğraf karesi 2 hafta sonra New York Times gazetesinde yayınlandı. Daha sonra tüm dünyaya servis edildi. Tüm dünya ayağa kalkmıştı. Gazeteler telefon yağmuruna tutulmuştu. Küçük kız çocuğuna ne olduğuna dair bilgi almak istiyorlardı. Sudan o döneme kadar hiç almadığı insani yardım almıştı. Ve Nisan 1994'te Kevin Carter gazeteciliğin en prestijli ödülü Pulitzer ödülüne layık görülmüştü. Ancak eleştiriler durdurak bilmiyordu. O çocuğa yardım etmediği için Kevin Carter'a çok büyük bir öfke vardı. Çocuğun annesi tarafından alınıp götürüldüğü söylense de bu doğrulanmamıştı. Daha sonra Kevin Carter bu eleştirilere dayanamayarak bir gazeteye röportaj verdi. Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle kimseye dokunmamamız tembih edilmişti. Ayrıca ben gazeteciyim, yardım görevlisi değilim demişti. Bu sözler üzerine kamuoyunun öfkesi daha da artmıştı. Eleştirilerin dozajı daha da yükseldi ve hatta Kevin Carter ölüm tehditleri oluyordu. Bu olaylardan sonra Kevin Carter ağır bir depresyona girdi. Arkadaşlarının ve yakınlarının telefonlarını açmıyor ve eve kapanıyordu. Temmuz 1994 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg bölgesinde bulunan bir çocuk parkının yanına arabasını park etti. Kim bilir, belki de o yardım etmediği ve vicdan azabı duyduğu çocuğu o çocuk parkında son defa hayal etmişti. Kulağına kulaklıklarını taktı ve birkaç tane intihar mektubu yazdı. Daha sonra arabasını egzoz dumanıyla doldurarak hayatına son verdi. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizibu kanalımızdaki videolarımızı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.